Hoş geldiniz bakalım. Nereden geliyorsunuz? Çankırı'dan geliyorsunuz. Seansa geldiniz. Evet. Seans ücreti vermekte paranız yokmuş galiba. Hocam şöyle bir şey, ben telefonda abinizle görüştüm. He. 1000 lira dedi bana. Sonra mesaj gönderdim. Mesajdan sonra ben aradım. Ters bir tepki gösterdim. Ne gibi? Dedim ki ya dedim, benim param yoksa ben bundan kurtulamayacak mıyım dedim. Yani ben her şeyi test ediyorum. Ben çok berbat durumda. En son aşamada dün akşam birader aradım. Ben gidecekken nasıl acaba artık dedim. Yani ben bunu şeyi dal da dedim. Yani. Hmm. Bittim dedim. Yani çocuğum için yer. Ya çocuğum da olmasa ben kendimi öldüreceğim. Yani. Bayrama çıkamayacağım dedim. Ondan sonra abinin yanına geldik. Hmm. Abi dedi ki ya sen beni yanlış anladın dedi. Sen kardeşim güzel, sen güzel. Ben 200'ün olsun ödeyim dedim. Hani. 200'ün yarısı anladım ben. 1000 liramı versen yarısıymış. Onda bir şeylik oldu. Zaten borç buldum geldim. Doğru araba yanına benzin tutuşacak neredeyse. Şimdi tamam da senin arabanın yanmasıyla senin maddi krizinle bizim ne işimiz var yani? Senin doktora gittiğin zaman, doktor benim param yok, beni ameliyat edeceksin diye de işte hastaneye dayılık yapabiliyor musun? Yok ben dayılık yapmıyorum şu anda da. Değil mi? Şu an yaptığın bir dayılık yani. Hayır. Parası olmayan tedavi olmayacak mı kardeşim? Gideceğiz tedavi edeceksin diye para vermeden geldin seansa. Şimdi aynı dayılığı hastanede doktora ve ameliyat edecek beyin cerrahine yapabiliyor musun? Vücudunda bir uğur var. Kansersin, ameliyat olacaksın değil mi? Ameliyat olacaksan gidiyorsun, ne yapıyorsun? Sağdan soldan para buluyorsun, gidiyorsun ameliyata giriyorsun. Ya el olucu olduğunun için mi böyle acaba? Hayır ondan değil. Bu benim içimde olduğu sürece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da gelse aynı şey olur. Bu benim içimde. Ne var içinde? İçimde böyle bir şey var. Yani nasıl söyleyeyim? Ne yapıyor sana? Mesela alışveriş yapıyor, eve geliyor, poşetleri yere bırakıyor. Hanımla evlendiğim bütün eşyaları hepsini alıyor, paramparça ediyor. Bilal hiçbir şey demiyorum yani. Hepsini paramparça ediyor. Sonra bir dağa çıkıyor. Orada ağlıyorum, sızıyorum, balıyorum. Sonra uyanıyorum, aşağı mezarlığa gidiyorum. Orada gidiyorum, yatıyorum. Ben hatırlamıyor musun? Kendimden geçiyor. Bitiyorum. Seansın baştan sona kadar yayın haklarını veriyor musun bana? Veriyorum hocam. Benim gibi olan herkes otursun. Yani veriyorum. Niye veriyorum? Sen de veriyor musun? Hocam yüz olarak bizi saklamıyor. Buzlama yok. Buzlamaz. Buzsuz vermiyorum. O zaman güle güle buyurun. Hadi gidebilirsiniz. Onu çekme. Gidebilirsiniz. Ben Allah için sizi ücretsiz seans alıyorum hadi. Hocam, niye siz Allah için teşvik edemiyorsunuz? Niye? Ya adam neden çekiniyorsun ki? Ben sana dışarıda da söyledim. Neye çekiniyorsun ki? Çekinecek bizim bir şeyimiz yok. Bizim gibi insanlar kurtulsun abisin. Görmüyorum evim de eşyam kaldı. İtirazım yok. Ben video çekinmeyi sevmiyorum. Benim düzgün fotoğrafım bile daha yoktur hocam. Bile mi? Hocam ben biteyim. Ben burada atan olmazsa bak benim biraz daha o zaman çık dışarı. Seni almıyorum seansı. Çık dışarı. Tamam hocam. Şu ana kadar yalnız kaydetti kamera. Sen dışarıdasın. Ben bu zamana kadar bir kayıt. Bundan sonra seni seansı almıyorum. Seni alacağım seansı. Ücretsiz tedavi yapacak kardeşim. Tamam mı? Hocam, 1000 lira ücret ödebiliriz. Çünkü bu işe şeyim kalmadı yani. Benim başka çarem kalmadı yani. Tamam. Gel şöyle abi. Geç şöyle otur bakalım. Yayın haklarını veriyorsun. Şimdi. Tamam. Ücretsiz olarak senin tedavini ve seansını yapacağız. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Tamam. Yani, harbi ol. Her şey yeterli bizim için. Yani neydi ismin? İsmim Mehmet. Şimdi Mehmet kardeşim kaç yaşındasın? 36. Kaç yıldır evlisin? 12 yıldır. 12 yıldır kaç çocuğun var? Bir tane kızım var. Bir kızım var. Allah bağışlasın. Kaç Allah yaşında olsun. Kız? 11 yaşında. 11 yaşında. Tamam. Bir durumunu bir inceleyelim. Kameraya bir ara ver. Üzerinde muska var mı? Var. Bu takmış olduğun muska senin etrafını kırmanı, dağıtmanı, parçalamanı engelledi mi? Yok, engelledi. O zaman koleksiyonu asalım, as. Şöyle bir sırtını bir dön bakayım bana. Ne demiştin ismini? Mehmet. Evet, sen çok temiz kaplı bir adamın hocam. Kişi de ayaklarım.
Param yoksa kurtulamayacak. Paran yoksa da kurtulacaksın ama dürüstçe seansının yayın haklarını verdiğin için buradasın. Bismillah. Bir çekilme var mı Mehmet? Hafif oldu. Evet, hafif. O Mehmet. Mehmet, ne yapıyorsun? Herhalde ayağım kayıyor. Bak bu süperdi. Şu ana kadar Mehmet, bunu hiç söyleyen olmadı. Evet, herhalde ayağım kayıyor. Ayağım niye kayıyor bu bana kadar? Dur. Yani bu bazen biz de gevşiyoruz ha valla. Herhalde ayağım kayıyor. Peki tamam. Ayaklarını çeker misin? Biraz daha objektif al bu sahneyi. Mehmet'ti değil mi? Evet. Peki Mehmet'im. Mehmet ne oldu? Yok bu sefer bu kayma değil. Bir şey arkamdan çekiyor gibi oldu. Böyle bir enteresan. Ya şu seccan değilim ben ya. Orada var seccan abi. Ya şuna bölme şeyi bölme. Çekimi bölme ya. Bunları hep kesmekle bir saat uğraşıyor zaten. Allah Allah. Biraz daha duruyor. Şimdi Mehmet'im. Bir de böyle bir daha bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şeyin seni geriye doğru çektiğini hissediyor musun? Evet. Benim seanslarımı daha önce izledin mi? İzlemedin herhalde. Ben internet vardı, internetim de birader izlemiş. Ben izlemedim. Ya yani sen benim seanslarımı şu ana kadar hiç görmedin. Görmemiş, izlemedim. Tamam. Biraderim izledi ama hepsini izlemiş. Şurada değil, şurada. Şurası iyi olanlar bizi çalıştırıyor abi. Serbest durumda. Bismillahirrahmanirrahim. Yine bir çekilme oldu ama deminki kadar güçlü değil, değil mi? Evet. İşin seni yine geri çekti. Evet. Bu sefer ayakların kaydı mı Mehmet? Yok, kaymadı. Kaygan bir şey yok. Peki neden geri düşüyorsun? Bunu ne anlam veriyorsun? Demek ki vücut hakimiyetinin sende kaybolduğu, evet. Burada da vücut hakimiyetin kayboluyor. Demek ki bir enerji var vücudunda, doğru mu? Evet. Yani beni yönlendiren bir enerji var. Çıkar gör beni bakayım. Neymiş seni yönlendiren? Gel bakalım kursiye. Kayda devam et. Yavuz. Tamam. Bu kardeşimiz de Kazakistan'dan geldi. Burada eğitim veriyorum ona. Kazakistan'da bu tarz senin gibi rahatsızlık yaşayan insanları tedavi edecek. İnşallah. İnşallah. Şimdi Kazakistanlı, sen bırak şimdi, bırak. Gel buraya. Hı. Gösterdiğim şekilde aynı enerji uygulamasını yap bakalım, gel. Şöyle dur, şöyle dur Mehmet. Aynı benim yaptığımı yap bakayım. Yine çekti mi bir şey senin? Az bir şey çekti. Bir daha yap. Parmak avuç içlerini vücuduna yapıştırarak yap bakayım. Bismillah. Evet. Nasıl çekildiğini gördün. Peki aynı şeyi böyle dönmeme. Şuralardan yap. Bismillah. Bastırmayın ya, böyle bastırma. Elin vücudunda geçsin sadece. Hafif dokun, temas yapacaksın. Teması bırak. Peki böyle dur. Böyle bir dur. Elini tam alnına uzat. Elinin tabanını. Ve ona ayetel kürsüyü okuyarak elini alnın tabanına doğru. Ayetel kürsüyü okuyarak bana yavaş yavaş yaklaş bakayım.
ses mi? İçinden de okuyor bizi, fark etmez. Bir şey seni geriye doğru itti mi? Evet. Ama çok az. Gözleri kapayın siz. Gözleri kapat. Gözlerini kapat, benden etkilenme. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ilahe illallah ve kıyım kıyım. La tehuzubu sünnetum ve la nevbu. Lehumak semavati ve mağfılar kuman zellezi yeşfe'u indahu illa bi izni. Ya'lemu ma beyni yedihim ve ma halfahum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Sen normalde namazını kılıyor musun Mehmet? Zorlanıyor musun namaz kılarken? Zorlanarak kılıyorsun değil mi? Zorlanıyor ki artık bacakların bağlı böyle devamlı vesvese. Oturun. Devamlı vesvese. Buralarda ne oldu? Buralar küçükken, ilk oldayken aşı yapılmıştı. O da kaşıyınca bu şekilde hala. Seyyar kamera çalış. Ben yerini değiştir kameramı. Bak dedim şimdi. Euzu bi kelimetillahi tammeti min külli şeytani ve hammeti ve min külli aynen lan. Şu ana kadar çok hocaya gittin mi? Bir tane hocaya gittim. Kime gittin? Bir tane saygı durduğumuz bir insan var. Yani böyle hocalık yapmıyor zaten. Yanında birisi Kur'an okuduğu zaman falan rahatsız oluyor musun? Böyle şey yapayım, eğer ses tonuyla falan dalga geçiyor zaten. Böyle yani tamam. Yok ezan okurken de öyle. İnsanların ses tonlarıyla dalga geçiyor. Dalga geçiyor. Yani böyle. Bunu isteyerek mi yapıyorsun? Yok, istemeyerek. Tamam. Euzu bi kelimetillahi tammeti min külli şeytani ve hammeti ve min külli aynin lamme. İfret. Allah'ın hız ve kudreti adına. Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyorum. Mehmet'in lisanına gel. Çık yukarı. Lisana gel. Lisana gel. Lisana gel. Lisana gel. Senedi ve cenib şefaati ve ma halaka bil kuntum. Vel ecmaulün cemilün kesir. Ve el cinni şeytani ma şedika. Konuşacağız mı oğlum? Konuşacağız mı? İfrit konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Değil mi? Peki. Konuşacağız mı? İfrit konuşacağız mı? Sesli konuş. Konuşacağız. Konuşacağız mı? Hı. Çocuğun bedenindesin, doğru mu? Doğru. He? Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Canın yandı mı? Yandı mı? Biraz daha canını yakmamı ister misin? He? Gözümün içine iyi bak şeytan. Senin bana gücün yetmez. Bir daha söyle. Senin gücün yetmez bana. Benim sana gücüm yetmez. Doğru mu? Yetmez. Doğru mu anladın? Benim sana gücüm yetmez. La. Bir daha söyle. İfrit. Bir daha söyle. Ne dedin anlamadım. Gücüm yetmez dedi. Gücüm yetmez mi dedin? Peki. Bir kere daha söyle, duymadım. Kimin sana gücü yetmez? Daha sert olmalısın, daha sert. He? Daha sert olmalısın. Daha mı sert olmalıyım? Öyle mi? Peki. İyi geldi mi? He? İyi geldi mi? He? Çok iyi. İyi mi? Devam edeyim mi? 80'e devam edeyim mi? Yok. He? Devam edeyim mi? Yetiyor mu gücüm oğlum? Yetiyor.
Cevap ver. Yetiyor. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Tokadını yediğinde hala gücün kalıyor mu? He? Hasbinallahu ve nimel vekil. Çocuğu herkese saldırtıyorsun. Değil mi? Evinde bir tane sağlam eşya bıraktırmadın. Ruhsatını aldın değil mi çünkü? He? Evet. Ne yaptırdın çocuğa? Çocuk ne yaptı da geldin? Lanet okudu. Bela okudu. Kahur okudu. Evine lanet okudu değil mi? Sonra kim geldi? Sonra kim geldi? Sonra. Sonra? Sonra? Sonra ben geldim. Sonra sen geldin. Neyin görevlisi olarak geldin şeytan? Ben kandırıcıyım. Nesin? Kandırıcı. Sesli söyle. Kandırıcıyım ben. Kimin kandırıcısısın? Benim cehenneme. Evet. Sen cehenneme. Kıyamete kadar insanları evet. Kandırmak için buradayım ve sonuna kadar devam edeceğim. Evet. Ama şimdi evet. Gücüm biraz azaldı. Gücün mü azaldı? Azaldı. Neden? Çocuğa kendine ve hayata okuduğu lanetten tövbe ettirmemi ister misin şeytan? He? Yapma. İster misin? Bunu yapma. Çocuk kızgınlık ve öfkeyle Allah'ım kendime, hayatıma, dünyaya, yaşamaya, gelmeye, evliliğe, evime, eşyama verdiğim rızık ve nimetlere isyan ve şirk koşmakla lanet ve bela okumaktan, kahır okumaktan tövbe ettim estağfurullah. Ya gaffar deyip secdeye kapansın mı? Yapma. Sesli söyle. Yapma. Neden? Burası iyi. Neresi iyi? Burası iyi. Burası neresi? Çocuğun bedeni. Bedeni iyi. Bence iyi. Peki o zaman biraz konuşalım mı? Hayır. Nasıl? Ademoğlunun vücuduna Ademoğlu isyan etmediği, şirk koşmadığı, lanet okumadığı sürece ve büyük günahları işlemediği sürece cinni şeytanlar girebilir mi? Giremez. Sesli konuşmam. Giremez. Sen bir günahın görevlisi misin? Evet. Sözleşmeyi biliyor musun? Asırlık şeytansın sen değil mi? Çok. Gerçek yaşın kaç? Bak sorduğum sorulara cevap ver. Canını çok yakarım. 100.000. 100.000. Çok da salladın. 5.000. Yine çok salladın. Hiçbir insanoğluyla göz göze bakarak hiç konuşabildin mi şeytan? He? Yok. İnsanoğlunun gözünün içine bakarak arka tarafta dur. İnsanoğlunun gözünün içine bakarak hiç göz göze konuştun mu? He? Şeytanlar ve cinler insanlarla neden göz göze gelemediğini biliyor musun? Gözünün içine bak! Cinler ve şeytanlar insanlarla neden göz göze gelemediğini biliyor musun? İfret! Biliyor musun? Biliyorum. Çünkü mümin Allah'ın nuruyla bakar. Sizler Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş bir kavim ve kabilesiniz. Lanetlilerdensiniz. Doğru mu? Doğru mu? Cevap ver sorduğumda. Bizler lanetliyiz ama insan bedenlerine girdiğimiz zaman istediğimiz gibi hükmedebiliyoruz. Hı? Evet. Bu çocuğun bedenine de öyle girdin. İstediğimiz gibi hükmediyoruz. Buna da hükmediyorsun. Yalan söylüyoruz, her şeyi yaptırıyoruz. İnsanların bedenine girince. Hı. Bu çocuğa neler yaptırabildin ki? Çocuk namazı kılmasını engelleyemedin. Ama vesveseli namaz kıldırdım. Vesveseli kıldırdın. Sonra lanet okudu, evindeki eşyaları parçalattırdın. Evet. Değil mi? Hı-hı. Evet. Ama yine de namazı terk ettirmedin. Çocuk çok inançlı değil mi? Çok inançlı. Pişman mısın böyle bir bedene girdiğine? Neden
pişman olayım ki? He? Neden pişman olayım ki? Ama çocuğu... Ben zaten lanetliyim. Ama bu bedenle tam olarak başarılı olamadığın için şu ana kadar kaç tane insanoğlunun bedenine girdin? Gözünü kaçırma. He? Bak sorularıma bin. Cevap verdiğin zaman döverim seni. Bin. Canını yakarım. Bin. Şeytan. İbranice'yi ana dilin gibi konuşabiliyorsun değil mi normalde? He? İbranice'yi ana dilin gibi konuşmuyor musun? İbranice'yi ana dilin gibi konuşmuyor musun? Ben bilmiyorum İbranice. Yalan söyleme bana. Bilmiyorum. Cevap ver bana. Bilmiyorum İbranice. İbranice cevap vereceksin bana. İbranice cevap ver. İfrit! İbranice cevap ver bana. İbranice bana cevap ver. Senedi o cenibi şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecma'u yin cimilin kesir ve el cinni şeytani ma şiddika ma şiddika. Ne dedim sana? Sana ne dedim? İstersen tövbeyi yaptırayım, öldüreyim seni. Yakayım ister misin? Çocuğu hemen ayıltayıp ona tövbe yaptırmamı ister misin? He? Yapma. O zaman İbranice ne dedim? Söyle. Bilmiyorum İbranice'yi. Sen her zaman yalancısın değil mi? Bilmiyorum. Sen her zaman yalancısın değil mi? He? Her zaman. Biz yalan söylemeyi söyletiriz. Söyletirsiniz. Kendiniz yalancı değil misiniz? Biz söyletiriz. Sen ifrit misin? He? Nesin? Şeytanın oğlu değil misin oğlum? He? İfrit! Şeytanın oğlu değil misin? Şeytanın oğluyum. Şeytanın oğlu değil misin? Şeytanın oğluyum. Şeytanın oğlu değil misin? Oğlum değil. Şeytanın oğluyum. Kaç yaşındasın? 7. Ben kimin oğluyum? Sen Yusuf'un oğlusun. Hı? Yusuf'un, Yusuf'un. Ben kimin oğluyum? Ben kimin? Sen bizi lanetleyenin oğlusun! Lanetleyenin oğlusun. Kim lanetleyen sizi? O. He? O. O kim? O, o. O kim? Bilmiyorum. Kim? Nasıl falan? Kim? O kim? O. O kim? Adem. Ben de Adem'in oğluyum. Adem oğluyum. Yasak meyve yiyenlerin torunlarısınız. Yasak meyve yiyenlerin. He? Oğluyum. Ben onun oğluyum. Ama sen de o yasak meyve yiyen Adem'in oğlusun. Ne olmuş dediyse babam tövbe etti kurtuldu. Sen! Ya sen! Ya sen! Ben de kurtulacağım. Tövbe demezsin ki. Ama bedenlerde yaşarım. Yaşasan ne olacak? Sonunda gideceğin yer cehennem. Babanın size cehennemden başka vaat ettiği bir şey var mı? He? Var mı baban Adem'in cehennemden başka? He? Baban iblisin. Var mı? Var mı? Söyle hadi. Sana soru sorunca cevap ver. Yok. İfrit! Sana bir soru. Bırak şimdi şeytanlığı meytanlığı. Dürüstçe bir soru soracağım sana. Bırak şimdi şeytanlığı. 2000 yaşında bir şeytansın, doğru mu? Evet. Belki daha yaşlısın, belki yalan söylüyorsun. Çünkü sizlerin doğru söylemesine pek güvenmem ben, doğru mu? Evet. Gerçek yaşını söyle, dürüstçe. Bir kere de dürüst ol lan. 40 yıllık şeytansın. Gerçek yaşın kaç? He? Gerçek yaşını söylemezsen soyundan adanıp da yerine bitirmeyen adağın yerine geçmesi niyetiyle bir tane koç keserim. Yapamazsın. He? Yapamazsın. Parası yok diye mi? Parası yok diye mi? Yok. Ben keserim. Hibe ederim. Parası yok. Bu kardeşime hibe ederim. Keserim adağını.
Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya mı çalışıyorum? Sorduğum sorulara doğru cevap almaya çalışıyorum. Tamam mı? Ben bilmiyorum. Öyle mi? Yaşamı bilmiyorum. Çocuğu intihar ettirmeye çalışıyordun. Çocuk intihar meyliyle geldi buraya, doğru mu? He? Kendini öldür diye ne kadar sıktın onu, değil mi? He? Öldürdü mü? Öldürmedi, değil mi? He? Ama artık şurasına geldi. Neredeyse öldürecekti, değil mi? Son anda yaptığı duayla buraya geldi. Keseyim mi onun koç adamı? He? Hani İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i gökten inen koçla aldı ya. Ben de bu Mehmet kardeşimi Allah rızası için soyunun ölmüşlerinin ve ümmeti Muhammed'in ayrını adanıp yerine getirilmeyen zürriyetinden bütün adakların yerine geçmesini dedi. Bir koç kesivereyim mi onun ayrına? He? Kesin mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Devam edin, devam edin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Başka bir yere gideceğim. Burada gelin başka bir yere gideceğim nasıl olsa. O zaman ben gideceğim. Sen ne yapacaksın, bir daha söyle. Buradan çıkınca başka bir yere gideceğim. Buradan çıkınca komşuya oturmaya mı gideceksin? Nereye gidiyorsun oğlum? Sen şeytan değil misin lan? Çıkacağım. Şeytanın oğlu değil misin sen? He? Oğluyum. Zürriyetinin adamadığı yerine getirmediği adaktan bunun bedenine girmedin mi? Sonra çocuğa isyan ettirip bedenine güçlenmedin mi? Hayata lanet okudup da tavan yapmadın mı? Anaya babaya bağırtıp çağırtıp güçlenmedin mi? Güçlendim. He? Güçlendim. Nereye gidiyorsun oğlum? Daha yeni geldin. He? Şu adı abi kesivereyim mi? Yazık çocuğun parası da yok. Ama ben onu sevdim Allah için. Neredi biliyor musun bana? Benim çektiğimi ümmeti Muhammed'den kimse çekmesin dedi. Onun tek duası yeter işte bana. Allah için onun adağını keseceğim, hem de koç keseceğim. Yapma. He? Yapma. Bir daha duymadın. Yapma, yapma. Sen güçlüydün ya biraz önce hani. Niye? Sen biraz önce ben çok güçlüyüm, bana gücün yetmez diyordun. Neyi? Keseyim. O zaman şeytanı sat. Satacak mısın babanı? Babanı satacak mısın oğlum? Satmam. He? Satmam. O zaman keserim koçu. Ne diyorsun? Ya baban ya koç. Hangisi? He? Şeytanın Ademoğlu üzerinde kurduğu tuzaklarını sayarsan koçu ertelerim. Saymazsan keserim. He? Duymadım. Duymuyorum seni. Söyleyemem. He? Söyleyemem. Söyleyemezsen hemen koçu keserim, çağırtırım şimdi kurbancıyı. Ben bu kardeşime koçun parasını hibe edeceğim Rabbimin izniyle. Allah onu bana buraya kadar getirdi. Buraya geliş var. Ama seans almadan geri dönüş yok. Kural bu. Kim gitsin? Gitsin, gitsin. Kim gitsin? Mehmet mi gitsin? Nereye gitsin? Önder. Nereye göndereyim? Niye Önder göndereyim? Gitsin. Gelirken arabası yanmış adamın. Siz mi yaptınız lan? He? Niye yandı arabası? Engelledik. Duymadım. Engelledik. Nasıl engellediniz? Buraya gelmesini. Engellediniz. He. Sonra söndürdü arabayı ama.
Geldi. Buraya kadar geldi. Allah'ın izniyle geldi. Kerem Bey'in ayetiyle geldi. Yaptığı dualarla geldi. Bırakmasaydı gelemeyecekti. He? Bırakmasaydı gelemeyecekti. Kim bırakmasaydı? Mehmet bıraktı geldi. Arabayı mı bıraktı geldi? Yoksa? Yoksa gelemeyecekti. Ama geldi. Koç boynuzlu mu olsun, boynuzsuz mu? Yapma. He? Yapma. Neyi yapmayayım? Bu koç. O koçu kestireceğim. O çocuğa da öyle bir tövbe istiğfar yaptıracağım ki. Vücudunda 100 tane şeytan olsa yanar, kül olur. Yapma. Bir tane de tövbe kitabı hediye edeceğim ona. İçeriden bir tövbe kitabı getirsene bizim yeni bahsettiğimiz kitaplardan. Ezan okunuyor. Sen biliyor musun? Bu kardeşime, çünkü onun samimiyeti var. O aynı benim gibi düşündü. Ben musallatı yaşarken Allah'ım benim yaşadığımı kimse yaşamasın diye dua ettim. O da burada onu söyledi. Hocam yayınla dedi, insanlar görsünler dedi musallatı. O benden oldu işte. Bak böyle bir tövbe, oku burayı! Oku orayı, oku, oku. Oku orayı, hadi. Oku orayı. Ne yazıyor? Okusana İfrit. Ben bilmiyorum okumayı. Bir daha söyle. Okumayı bilmiyorum. Oku orayı, ne yazıyor? Okumayı bilmiyor musun? He? Hep harbiden aptal bir şeytansınız lan. Babanız şeytansı yetiştirirken bir de okuma yazma da bilmeden yetiştirmiş, doğru mu? Çocuk biliyor mu okuma yazmayı, değil mi? He? Biliyor. Ama şu an sen bedene tam yayıldığın için okuyamıyor, değil mi? Peki sana bir soru. Bir anda nasıl böyle yakalandığını anladın mı? Bir anda adaklar, beddualar, hepsi bir anda açığa çıktı ve çocuğun nisanındasın ve şu an benimle konuşuyorsun. Bir anda bir arbede oldu ve yakalandın. Nasıl yakalandığını biliyor musun? He? Biliyor musun? Bir dayak isteyeceğim. He? Nasıl yakalandın? Allah şeytanın tuzaklarına karşı tuzaklarıyla cevap verir. Bu ayeti duydun mu? Ama benim görevim... He? Görevim bu benim. Sesli söyle. Benim görevim bu. Senin görevin ne? İnsanları yolundan döndürmek. Yoldan döndürmek. Döndürmek. Peki her insanın bedenine giremiyorsunuz değil mi? Yok. Hangi insanların bedenlerine girebiliyorsunuz? Bir say bakayım. Durduk yere beddua edenlerin. Durduk yere beddua edenlerin. Başka? Beddua alanların. Beddua alanların. Evet. Ehl-i Sünnet Kur'an okumayanların. Ehl-i Sünnet üzere akaidi Kur'an okumayanların. Evet. Başka? Selefi'den mi bahsediyordun? Mesela Selefi'lerin vücuduna girebiliyor musunuz? Veya Vehhabilerin vücuduna? Giriyoruz. İtikat bozukluğundan mı? İtikat bozukluğundan. Müslümanlara küfür itham ettikleri için mi? Veya şirk koşuyor dedikleri için mi? Onlar cünüpken yemek yiyorlar. Selefiler mi? Yemek yiyorlar, hata yapıyorlar. Alevilerin vücuduna girebiliyor musunuz? Giriyoruz. Onlar zaten bizim mi diyorsun? Bizim. He? Bizim. Peki başka kimlerin vücuduna girebiliyorsunuz? Söyle. Çocukların. Çocukların vücutlarına? Çocukların vücutlarına nasıl giriş yapıyorsunuz? Aynı bu çocuğun... Annesi. Annesi beddua ettiği zaman, babası beddua ettiği zaman zayıf anını buluyorsun. He. Anne ve babası çocuğa beddua ettiğinde zayıf anını buluyorsunuz ve giriyorsunuz. Başka kimin vücuduna giriyorsunuz? Çok. Herkesin. Herkesin. Bunun vücudunda var mı? Bak bakayım. Var mı? Koruyucusu var. He? Koruyucusu var. Koruyucusu ne? Bir şeyler okuyor. He? Bir şeyler okuyor. Namaz kılıyor. Evet. İbadet ediyor. Evet. Bir tılsım var üzerinde, Allah onu koruyor. Onda? Evet. Ona bak. O da öyle. Ben de? Siz zaten baş. Baş. Baş ne? Beni koruyan tek şey ümmeti Muhammed'in
şeytanın tuzaklarından Rabbimin koruması için dua etmektir belki. Ama yine de ben kendimden asla emin değilim. Belki cehenneme ilk başta girecek olan insan da benimdir. Bu eminliği verip de cehenneme götürdüğünüz ne kadar insan var değil mi? Başka insanların bedenlerine nasıl girdiğini say bakayım. Madem konuştuk, sohbet ediyoruz. Ne kadar uzun süre konuşursa adak o kadar gecikir. Namaz kılarken giriyoruz. Namaz kılarken nasıl giriyorsunuz? Aklına fese sokuyoruz, fesatlık. Dünya malzını, malları sokuyoruz. Dünya. Böyle. Peki zekatını vermeyene bir şeytan musallat olur mu? Bedenine girer mi? Girer. Sesli söyle. Girer. Çok rahat girer. Sen biraz soru sor Yavuz. Soruyunuz hocam, ben tam şey yapamadım. Yani o kadar rahat konuşuyor. Peki başka insanların bedenine, mesela bu gelen kardeşinin vücudunda da var mı şeytan? Senin kardeşin onda değil mi? Bedeninde kaç tane var? Bu adam bedeninde kaç tanesiniz? Güzel bir soru sordu, cevap ver. Hı? Yok mu, sayı vermiyor mu? He? Beden? 46. 46. 46'lık rapor mu verdin adama? Ulan şeytan, bazen esprilerim beni de güldürüyor. 46. 46 derken bu adamı 46'lık yaptık diyorsun değil mi? İfade ettiğim mana aslında o. Peki İfrit, bir Ademoğluyla şu ana kadar hiç yüz yüze böyle konuştun mu? Çok. He? Çok. Ama insanlar konuştuğunu fark etmedi değil mi? Yani normalde insanların birçoğunda varsınız. Ve o insanların aklını ve şuurunu kullanarak başka insanlarla konuşuyorsunuz. Ama o insanlar perde arkasında sizin konuşturduğunuzu veya konuştuğunuzu anlamıyor. Yani insi şeytan, cinli şeytanla bir araya geliyor, doğru mu? Öyle. Ama ilk defa bunun vücudunda bir şeytan olarak konuşuyorsun, kendi benliğinle. Değil mi? Ben şeytanım. He? Ben şeytanım. Şeytanın oğlusun. Baban nerede yaşıyor biliyor musun dünya üzerinde? Hiç görüştün mü kendisiyle? Sizin bayramınız var ya. Evet. Bizim de var. Sizin bayramınız ne zaman? Her gün. Her akşam. Her gün. Her gün. Her akşam. Doğru. Her akşam görüşüyor her akşam. Musunuz? Toplanıyorsunuz. Nereye? Pis olan yerlere. Pis olan yerler. Ama asıl babanız olan iblis var ya, Adem Aleyhisselam'la dünyaya inen. Onunla görüşüyor musunuz? Nerede? Aşağısı. Aşağıda. Aşağısı neresi? Aşağıda. Yerin merkezine doğru. Mağmada, ateşin olduğu yerde. Aşağıya iniyorsunuz. Peki iblisin... Gökyüzü sizinse, yeraltı da bizim. Çok enteresan bu. Mantıklı yani, şeytan kandırır orada. 7 kat semavatın üzerindeyse cennet, cehennem de 7 kat yerin dibinde. Cehennemin dibinde görüşüyoruz diyorsun. Aa, tamam. Ne konuşuyorsunuz babanızla? Ne diyor babanız size? Dersten mi veriyor? Yoksa ödül mü veriyor? Ne kadar çok iş? O kadar çok? O kadar çok. Evet. Ödül? O kadar çok. Evet. Birini... Bir sesini kesme bir. Ne kadar çok iş, o kadar çok ödül dedin. Yani ne kadar çok insanları cehenneme getirirsen o kadar çok ödül. Peki ödülünüz ne? Biz cehenneme girip bu sizin cehenneme gireceklerin ateşini yakacağız. Bu bizim için büyük bir şeref. He, siz... biz cehenneme gittiğimizde cehenneme girenlerin ateşini yakacağız. Siz yakacaksınız. Siz orada yanmayacak mısınız? Biz ateş olduğumuz için sonra yanacağız. Sonra. Daha sonra. Sonra. Ama siz bizden önce yanacaksınız. Biz daha çok yanacağız. İbadet ediyorsunuz ya. Peki bu sana, yani bir şeytan olarak hiç sorguladın mı?
Bu şeytanın sana kazanımı ne? Ne kazanacaksın? Yani benim yanmam sana ne kazandıracak? Zevk değil. Zevk. Yani bizlerin acı çekmesi evet. Size zevk mi veriyor? Dünyada da böyle mi? Evet, neşeleniyoruz. Mutluluk oluyoruz. Yani biz acı çekerken siz çok mutlu oluyorsunuz. Şu an mesela senin acı çekerken benim mutlu olduğum gibi mi? He? İlk başta res çektiğinde bir acı hissettin vücudunda değil mi? Biraz hissettim. Ruhunda hissettin ama. Daha önce hiç öyle bir acı hissettin mi? Hissetmedim. Yoktu senin gibi kişiler çünkü. He? Senin gibi kişiler yoktu çünkü. Ama biz de artmaya başladık, farkında mısın? Kıyamete yakın. Çok kötü, çok. Biz neyiz? Sadaka kutumuz boşaldı biraz. Bugün de sadaka vermedim. Bu Mehmet kardeşinin başındaki bütün belanın ve şerrin defi niyetiyle ve ümmeti Muhammed üzerindeki bütün bela ve şerrin defi niyetiyle. Yapma onu, yapma! Yok, niyet et. Yok, onu bize gider, yok. Senin rızan için onu... ümmeti Muhammed'e musallat olan bu Ramazan gününde bütün şeytanların belalarının şerlerinin defi niyetiyle niyet ettim sadaka vermeye. Yapma ya. Ve özellikle ya. Kardeşimin bütün ölmüşlerinin hayrına. Bismillahirrahmanirrahim. Yapma. Yapma. Vücudunda bir şey hissettin mi şeytan? Senin hissettiğini beni bütün... zayıflatıyorsun. Senin hissettiğini bütün şeytanlar hissediyor değil mi? Ümmet Muhammed. Ta cehennemde yanmakla, yakmakla görevli bütün şeytanlar da bunu hisseder değil mi? Yapma. Allah'ım, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar şeytanların Adem oğluna musallatıyla ve belasıyla onları şirke düşmesiyle ha yok yok işlettikleri yok onu yok da işlettikleri yok seni işlemiş oldukları seni cehennemden korurum yok. Seni cehennemden korurum. İşledikleri ve işlemiş oldukları. Korur, yaptırmam seni. Bütün günahlarını affı için. Allah'ın ümmeti Muhammed üzerindeki bütün bela ve şerrin defi için. Hususen bu Mehmet kardeşimin bütün günahlarının affı için. Seni. Ve ümmeti Muhammed'in bütün günahlarının affı için. Seni kurtaracağım cehennemden. Ve şeytanın bütün tuzaklarının ümmeti Muhammed üzerinde deşifre olması niyetiyle. Seni kurtarırım. Kurtarırım seni. Allah'ım niyet ettiğimi senin rızan için sadaka vermeye. Yapma. Bismillahirrahmanirrahim. Yapma. Devam edeyim mi? Ne olur etme. He? Ne olur etme. Devam edeyim mi? Etme. Ümmet-i Muhammed'in ayrına sadaka vereyim biraz daha. He? O zaman benimle düzgün konuşacaksın, tamam mı? Ya konuşacaksın ya sadakaya devam edeceğim. Şeytan, kaldır kafanı! Büyü nedir söyle. Büyü nedir ifrit? Büyü nedir? Söylemeyeceksin o zaman. Tamam mı? Sadakayı devam edin. Ya. Büyü nedir söyleyecek misin? Büyü nedir ifrit? Büyü nedir? Büyü nedir? Karşıdan al kamerayı bu tarafa. Büyü. Büyü nedir? Büyü. Büyü nedir? Büyü insanlara bizim kandırıp da büyü dünyada yaratılıştan bu tarafa gelmiş, geçmiş en büyük insanları etkileyen evet insanları etkileyen ve hayatını olumsuz yönde etkileyen nedir? Bizim gücümüzdür. Peki, elle mi yapılır, dille mi yapılır büyü? Bilmem büyü, dille yapılır. Dille yapılır? Değil. Bak sen biraz daha dilsiz şeytansın. Senden önceki puş bunu değil. Yalan söyledi, çok canı yanmıştı. Dille yapılır. Canımı yokmasaydın, elle diyecektim, elle. Ne diyecektin? Elle diyecektim. Canımı yoktuğun için dedim ağzı değil. Ondan haberimiz yok mu? He? O söyledi bana. Kim söyledi? O kelam. Ne dedi? Önceki yalan söyledim.
yalan söyledim dedi. Sen yalan söyleme dedi ama dayanabilirsen dayan dedi. En büyük büyü dille yapılır. Dille yapılan büyüyü anlat bakayım şimdi. Maddele. Dille büyü nasıl yapılır? Yani insanlar, sizin en büyük gücünüz büyü. Tamam, büyüden geliyorsunuz. Ama dedin ki büyü dille yapılır. Dille yapılan büyüyü anlat. Uzaylıları soracağız, hatırlat bana. Allah'ım, niyet ettim senin rızan şerifin için. Bu Mehmet kardeşim üzerindeki bütün bela ve şerrin defi niyetiyle. Devam edeyim mi yoksa konuşacak mı? İnsanların ağzından ettiği yeminlerle zayıf noktalarını yakalayıp giriyoruz. Yani Allah adına yaptığı vallahi billahi tallahi diye yalan yeminler bir. İki. Eğer ki ben bu bir kız çocuğu olduğu zaman, evet, erkek çocuğu olmadığı zaman, erkek çocuğu olduğu zaman, ben bunu erkek çocuğum olduğu zaman o kurban keseceğim dediği zaman, kesmediği zaman, işte o zaman bizim çok hoşumuza gidiyor, biz giriyoruz o arada devreye. Yani kesmediği zaman giriyorsun. Kesmediği zaman dilinden çıktığı, kainatta çıktığı her söz bir büyüdür. Bir büyüdür. Kötü söz. Kötü söz. Çünkü orada adakta Allah'a şart koşuyor değil mi? Dese ki Allah'ım bir erkek çocuğum olsa da olmasa da ben sana şükür namazı kılıyorum desem bir şey yok. Ama bir erkek çocuğum olursa sana namaz kılacağım dediği zaman erkek çocuğu namaza şart koşuyor değil mi? Doğru mu? Doğru. İbrahim Aleyhisselam'ı da böyle şaşırttınız değil mi? Peygamber Aleyhisselam dedesi Abdülmuttalib'i de böyle şaşırttınız değil mi? Kendi çocuklarına da getirdiler. Yalan mı? Evet. He? Bu adak zafiyetini biliyorsunuz. İki, bir, insanların yaptığı yeminler. İki, Allah'a verdikleri adak sözleriyle musallat oluyor. Üç, say. Beddua. Beddualar. Beddua edersiniz. Beddualar. Beddualar bizi çağırır. Dil büyüleri. Dil büyüleri. Ne derse? Hangi sözler mesela en çok? Şartlar. Mesela? Yeminler. Yeminler, şartlar. Arı söyleme. Söyle. Söylemem ben bunları. Söylemezsen atarım sadakayı, veririm. Koçu da kestiririm, cehenneme Allah'ın izniyle seni gönderirim. Söyle. Zaten biliyorum oğlum ben onları, söyle. Şart olsun demek. Şart olsun. Başka? Vallahi, vallahi kelimesi. Evet. Özellikle vallahi kelimesi insanların çarpılma sebebi. Çarpılma ve gündelik kullandığı sebepler. Peki beddualarda? Ana baba bedduası. Ana baba bedduası bir. Abla, büyüklerin bedduaları. Yani kendi büyük kardeşlerin, abla, abilerin yaptığı beddualar. İki. Üç. Ama dilencilerin bedduası. Onların bedduasını aldığın zaman biz hemen devreye giriyoruz. Dilencilerin bedduaları. Evet, dilenciler azarlanıyor ya. Hani dilenciyi kovuyor ya, akşama kadar 10 tane geldi, 5 tane, 100 tane hep mi vereceğiz falan kovuyor ya. İşte o zaman biz devreye giriyoruz işte. Dilencinin bedduası. Dilencileri azarlamak. Peki gerçek fakir dilenciliğini belli etmeyendir. Dilenciyi azarlar. Dilenme Allah için, git çalış dersin. Mazlum dilenciden bahsediyorum. He, mazlum olanları azarlamak. Peki. 4 say. Zina. Zina? Peki zinanın büyüsü nasıl? Dille nasıl yapıyor zinaya? Büyü. Cevap ver! Zina yapanları kınadığı için mi? He? Zina yapanlar çok hatalar yapıyorlar. Mesela tam bizim istediğimiz gibi banyo yapmadan çıkıp kendi eşinin yanına gidiyorlar. İşte o zaman biz devreye giriyoruz. O zaman eşiyle birlikte oluyoruz. Onun en büyük hatası. İşte bunu yapıyorlar. Zina yapıyor, geliyor, eşiyle yatıyor. Evet, biz de... Çünkü zina yapan da nikah da düşüyor. Evet. Değil mi? Biz de onlarla birlikte zina yapıyoruz. Zina. Ne kadar nikahsız pas. İlişkilerde. Başka? Say. Say ifrit.
Paralar atmayacaktın. Çok zayıfladım. Bence sen daha çok güçlüsün. Atarım parayı. Sayacak mısın? Duruyor bak. Bak bak bak. Atmadım, duruyor. Duruyor. Say. Başka. Say. Haram, haram yiyecekler. Haram yemek. Haram yemek. Haram yediğiniz zaman. Faizden giren var mı? Faiz alıp veren de. He? Dünyanın yarısından fazlası. Faizden dolayı. Çarpılmış vaziyette. Faizlerinde. Hepsi şeytan çarpmış olarak dirilip cehenneme mi gidecek? Sadece dünyada biz yokuz. Hep bizi şeytana kabahat bulma. Yok mu başka varlıklar? Kimler var? İnsanlar var. Başka? İnsan şeytanları var değil mi? Evet. Peki Yahudiler sizi geçtiler mi günahta? Yahudiler geçtiler bizi. He? Geçtiler. Geçtiler değil mi? Peki uzaylı denilen bazı hikayeler var. Anlat uzaylı hikayelerini. Uzaylı diye bir şey var mı? Evet. He? Var. Uzaylı onu atma. Sana uzaylılarla ilgili her şey söylerim. Atma. Söyle. Anlat. Var. Uzaylılar var. Anlat. Peki uzaylılardan, uzayda varlıkları var, canlılar var. Var. Dünyaya gelebilirler mi? He? Gelirler. Gelirler mi? Peki. Yalnız onların madde boyutuyla bizim madde boyutumuz değişik. İnsanoğlu onları görebilir mi? Bazı insanlar görebilir. Sen bir yalancısın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Yapma. Allah'ım, dünyada uzaylıların dünyaya geldiğine inanan, şeytanın bu hilesiyle aldanan, hatta dünyadaki canlıları uzaylıların getirdiğine inanan, şeytanın vesveselerine kanan bütün ümmeti Muhammed'in ve ümmeti Muhammed üzerindeki bütün bela ve şerlerin defi niyetiyle niyet ettim sadaka vermeye. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan, bak oğlum, bana bak. Sen şeytanın oğlusun, ben Adem Aleyhisselam'ın oğluyum. Duydun mu? Ama ben yakarım. He? Ben yakıcıyım. Bak, bir daha yalan söyleme, tamam mı? O sadaka kutusunu ağzına kadar doldurur. Bugün. Duydun mu? Uzaylılara anlat. Sen uzaylıların olduğuna inanıyor musun? He? Sen uzaylıların olduğuna inanıyor musun? Ben de sana şeytan olarak soruyorum. Uzayda Allah'ın yarattığı birçok canlının olduğuna inanıyorum ama hiçbirinin atmosferden içeriye girip de dünyada Ademoğluna müdahale edebilecek cüreti göstereceğine veya geçebileceğine inanmıyorum. Doğru mu? İtikadım. Cevap ver. Yunus Aleyhisselam cinleri kullanırken biz oradaydık. Kim? Yunus Aleyhisselam cinleri kullanırken biz oradaydık. Süleyman Aleyhisselam diyeceksin herhalde. Onda da yalan söylemek zorunda kalıyorum. He? Onu da yalan söylemek zorunda kalıyorum. Hı. Oradaydık, biz de oradaydık ama. Evet. Sen çok bayağı yaşlı bir ifritsin aslında, ben biliyorum, tahmin edebiliyorum. Çok yaşlı. Peki İfrit, şeytan bu uzaylı hikayesini insanlara telkin etmenize, özellikle adak musallatta olan insanlarda bu uzaylı hikayesiyle ilgili uydurmalar, kitaplar vesaire yazdırıyorsunuz, doğru mu? Bunu şeytan size ders veriyor mu gerçekten? Veriyor. He? Peki bunu ders vermesindeki gerçek sebebin ne olduğunu size açıkladı mı? Doğru söyle, sadakayla doldurun, koçu keserim. Cevap ver. Bu uzaylı masallarını, insi ve cinli şeytanların uydurmalarındaki gerçek sebebi söyle bana. Senin ağzından duymak istiyorum. Ben zaten biliyorum onu. Sadakaya geldik yine. Bugün bizi gerçekten güzel bir sevaba mazhar edeceksin.
uzaylı hikayelerini şeytanın musallatlı insanlarda uydurtturmasının, insanları özellikle uzaylıların dünyaya geldiğine, geleceğine, girdiklerine, insanların çocuklarını çaldıklarına, işaretlediklerine inandırmaya çalışmasının sebebini söyleyecek misin? Evet! Kainatla ilgili. Neyle ilgili? Kainatla ilgili. Ne yönden ilgili kainatlar? Dünya sadece tek yaşam formunu barındırmadığı için, evet, insanları bu gibi konularda ben de bu bedende çok insana uzaylılar hakkında çok şeyler söyledim. Geceleri, evet, gözlemler yaptırdım. Evet. Mehmet'i, bu bedeninde olduğum kişiyi uzaylılara inandırmaya, uzaylılara inandırmaya çalıştım yıllar. Sebebi ne ama? Sebebi ne? Altındaki sebep ne? Allah'ın olmadığı, vahyi semaviyi uzaylıların dünyaya gönderdiği, peygambere gelen vahiylerin uzaylılar tarafından gönderildiği, haşa Allah'ı inkar ettirmek, kalplere vesvese ve şüphe vermek değil mi İffet? Sebep bu değil mi? Cevap ver oğlum. Safi zihinlere Allah'ın varlığı konusunda şüpheler ihraz etmek değil mi? Cevabı biliyorsun da bana niye soruyorsun onu anlamadım. Sen söyleyeceksin cevabı, ben zaten biliyorum. Sen itiraf edeceksin. Sen itiraf edeceksin. Anladın mı? Böyle yapıyoruz. İnsanları, konuş. İnsanları. Evet. İnsanları. İnsanları yönlendiriyoruz. Uzaylılar konusunda işlerine girerek bilgiler veriyoruz. Onlara olmayan bir şeyleri gösteriyoruz. Başka? İllüzyonlar gösteriyoruz onlara. İllüzyon. Bu bir kitap. Senin musallat olduğun bir insanın uzaylılarla ilgili kitap yazdırdığı bir şeytan, şeytanın birisine yazdırdığı bir kitap. Kitaplar yazdırıyorsunuz geri zekalılara. Değil mi? İşte yönlendiriyorsunuz. Yazdırıyoruz. O insan onları yaparken ben yapıyorum mu zannediyor? İnsanlara musallat olduğunuzda ben yapıyorum mu zannediyor? Ben yapıyorum zannediyorum. Peki İfrit. Bazı Ademoğulları var. Büyücülük, cincilik yapıyorlar. Ben metafizik uzmanım diyorlar. Ve bu insanlar cinleri gördüklerini, hüddamları olduklarını ve dedelerinin olduğunu, evliyaların onlara yardım ettiklerini söylüyorlar. Bunu biliyorsun. Bunu sen de yaptın. Doğruyu söylüyor lan, yapmadın mı? Çok. Yapmadın mı oğlum? Yaptım. Yaptın. Hangi günahlarından girip de bunu yaptırmıyor ruhsat aldın? Hızlı cevap ver. Ben çok hızlı sadaka veriyorum biliyorsun. Hızlı cevap biz ver. Biz Allah tarafından lanetlendiğimiz için. Evet. İnsanların bedenine girmemiz konusunda müsaade edilmeyen taraf yok. Giriyoruz. İnsanların bedenine girebiliyoruz. Ama neden giriyorsunuz? Girişinize ruhsat aldığınız şey ne? İnsanların itikadının, imanının zayıf olduğu zaman giriş gerçekleştiriyor. Şirk koştuğunda tamamen hakim oluyorsun. Tamamen hakim oluyorsun. Sonra ben hüddamım, ben hadimim diye ona görüntüler gösterip kandırıyor musunuz? Onlara doğaüstü şeyler yaptırıyoruz. Doğaüstü şeyler yaptırıyorsunuz. Yardım ediyorsunuz. Başka varlıklar tarafından yardım ettiriyoruz. Diğer cinler tarafından. Evet. Sonra insanlar da onların peşine gidiyorlar. Kandırıyorlar. Onları küçük birer firavun yapıyorsunuz değil mi? Evet. Allah'ın laneti sizin üzerinize. Olmasın. Neden olmasın? Çünkü biz
Evet. Üstünüz. Üstünsünüz. Lanetli bir üstün. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Ama üstünüz. Ama lanetli olmak da üstünsünüz. Üstünüz. Lanetli olmak da üstünsünüz. İnsanların, üstün bir lanetiniz var. İnsanların bedenine girmek bir üstünlük değil mi? Ama bağırsaklarının içinde, dışkısının içinde yaşıyorsunuz, doğru mu? Bok böcekleri gibi yaşıyorsunuz. Ademoğlu iman ve itikatla her çiçekten bal alan bir arı misalidir. Bütün şeytanlar, insi ve cinni şeytanlar da affedersin bok böcekleri gibidir. Bokları yuvarlamaktan lezzet alır. Ama hakiki iman sahipleri her çiçekten bal alan, imanın kemalatına ulaşan, ibadette âlâ-i illiğine doğru çıkarken siz yuvarlanırsınız gideceğiniz yere doğru. İnsanlarla. Ama herkese ulaşamazsınız. Öyle değil mi? Bazı ulaşamadığımız insanlar var. Mesela? Kim? Çok önemli soydan gelen kişilere ulaşamıyoruz. Şeytan! Ne kadar muska biriktirmişim, gördün mü? Bunlar sana çalışan hocaların, insanların boyunlarına taktığı muskalar, tut onları. Tut onları. Seni çarpıyor mu bakalım? Güç alıyor musun? Tut. Tut iki elinle. Etkiliyor mu seni? Güçleniyor musun? Yok, bazıları ayetlerden dolayı etkiliyor beni. Ama çok fazla etkilemiyor. Evet. Bu kadar muska bile senin konuşmanı engellemiyor değil mi? He? 220. He? 200 ne? Kaç tane muska var orada? 215 tane muska var. Kaç? 215. Anında sayabildin mi? Evet. Sen bir şeytansın işte. Farkın bu. 215. Farkın bu. Sayma aklımıza geldi. 215. Bu çocuğun muskası da orada. Şimdi şeytan, İnsanoğluna son olarak vermek istediğin bir mesaj var mı? Koç keseceğiz de vakit gibi. Ne kadar çok günah işlerlerse o kadar çok onların içine girmemiz o kadar kolay olur. Günah işlesinler bol bol. Temennim bu. Günah işlesinler. Bol bol günah işlesinler. Temennin bu. Yani insanlara verdiğin mesaj bu. İnsanlara verdiğin değil, bütün dünyaya verdiğin mesaj bu. Mehdi Aleyhisselam geldi mi? Yalan söylesene, bir sadaka daha vereyim, gider ayak. Geldi mi? Geldi. Onunla çok uğraşıyoruz. Deccal. Deccal geldi. Deccal'ın kendisi televizyon zaten. İnternet, bilgisayar, tablet. Deccal bunlar. İnsanlar farkında değil. İnsan olan Deccal'i tanıyor musun? Söylesem ayıp olur diyorsun değil mi? He? Müslümanların içinden çıkacak insan olan Deccal'i biliyor musun? Biliyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sadaka vereyim mi? Sadaka da versem bilmiyorum. Yine söylemem diyorsun. Bilmiyorum. Yine de söylemem mi diyorsun? Bilmiyorum. Vereceğim. Yapma. He? Yapma. Söyleyecek misin? Baş harfini söyle sadece. Sadece ilk baş harfini söyleyeceksin. Gerisini insanlar çözer. Sadece gözümü kırpıyorum, başka bir şey söylemem. Bir daha söyle. Gözümü kırpıyorum sadece, başka bir şey söylemem. Gözün tek gözlü. Bir gözünde insanları sihir altına alma özelliği vardır. Değil mi? Evet. Gözüne bakan hep gözlerinden bahsederdi. İki gözüne bakarsa tesir altına alması biraz zor olur. Ama tek gözüne bakarsa daha çok etki altına alır. Her şeyi gören göz de öyle değil mi? Sadece bir şey sorayım sana. Deccal'in, aynı zamanda çıkacak olan Deccal'in heykelleri var mı? He? Var. Her yerde. Piramitler. Kıvırma lan. İslamların içinden çıkacak olan Deccal'den bahsediyorum. Heykelleri var mı?
Alnında Haza Kafir yazar mı? Gavurların şapkasını giyip de bu alın secdeye gitmez der mi? Demez. He? Demez. Der mi? Demez. Der mi? Demez. Der mi? Demez. Der mi? Der. Der. Mehdi ile karşı karşıya gelir mi Deccal ahir zamanda? Gelir. Gelmiş mi? Ama o dönem geçmiş değil mi? He? Geçmiş mi? Cevap geçmiş mi? Geçmiş mi? Mehdi ile Deccal karşı karşıya mı? Evet. Kaç yıl geçtiniz? Kaç yıl? Savaşıyorlar değil mi? Savaş. Mehdi'ye devam talebe olamayanın kurtulma ihtimali yüzde kaçtır? He? Çok zayıf. Mehdi söylesin hocam sadece. Deccal şey yapar mı? Mehdi'yi söyle. Kim olduğunu söyle Mehdi'yi. Son sorum bu sana. Mehdi'yi söyle. Mehdi... Sizin son peygamberinizden sonra ahir zamanda gönderilecek Allah dostlarından birisi diye değerlendiriliyor. Bilmiyorum. Biliyor musun ismini?